Değişik bir market gördüm, büyük bayağı. The Famous Grouse'un 4,5 litreli viskisi. Tam olarak chili, sweet chili sos, sarımsaklı. Dediğim gibi geçen videoda da çok... Olur yok, neyse çok güzel kokuyor yeşil çay. Bunun içinden bir paket daha çıkacak. Değişik bir market gördüm, büyük bayağı. Buraya göz atalım dedim, hiç video çekmek vallahi yoktu planımda. Burada da tepenyakici var. Yalnız güzelmiş ha. Her şeyi yükseliyorum. Bu ne? Burada da normal bir restoran. Şu şey. Abimiz bizi yönlendirdi marketin içine ve uyuş. Fena ürünler var burada, fena. Dayanın dibi. Allah Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın. Creamy strawberry beer. Passion fruitlu beer. Ne diyor? Dark Honey Ale. Bunlar ne kadar değişik biralar ya. Daha önce hiç görmemiştim bunları. Ne diyor? Strawberry, yoğurt, green tea, sparkling cocktail. Okey, bunlar görülebilir şeyler. İnternasyonel markalar. Ooo, Budweiser Supreme. Alkol tanıtım mı diyorsun? Fiyatlara bakalım. Hani değişik şeyleri görün istedim. Envai çeşit bira varmış burada. Vallahi bu markete gelin. Evet arkadaşlar. The Famous Grouse'un 4,5 litreli viskisi. Tam olarak 2300 Tayvan doları. Yani 2300, 1000 Tayvan doları. 650 de. Artık 1500 de yuvarla ya. 1500 liraya 4,5 litre viski ister misiniz? Kutusunu şöyle göstereceğim. Ha, 1 litre bu. 1 litrelik şişenin yanında diğer kutuya bak. Evet, burada envai çeşidi Japon viskilerini görüyoruz. Yani bu ilginç ürünler deneme videosunu böyle bir markette yapsak daha iyi olur. Geçen girdiğim marketi gördünüz zaten. Çıktı orası. Burada da şarap reyonu var. İtalyan. Yani hiç bu arkadaşların yerli şarabı var mı onu bilmiyorum. Böyle değişik ürünlerden bir deneme yapacağım yani. Ben böyle bisküvilere bayılırım ya. Bebe bisküvisine de bayılırım zaten. Bir tane şundan alayım. İndirimdeymiş, 99 Tayvan doları. Normalde 120'ymiş. Kaju var mesela, kajunun 100 gramı 109 Tayvan doları. 70 lira, 65 lira. Ha, bunları biliyorum. Bunlar böyle jelibon gibi... Aa, yo. Ne bu ya? Grilled seaweed. Ha, tamam. Bunların arasına işte o pirinci mirinci koyup şey yapıyorlar ya. Sushi mushi işte, neyse. Dur bakayım bu neymiş. Çayın yanında iyi gider diyor. Şuradan çay resmini görüyoruz. Hemen çayın yanında iyi gider diyoruz. Tatlı herhalde bu. Evet, geçtim. Evet arkadaşlar, normalde hiç çekim yapmak yoktu aklımda, o yüzden kameralarım da yanımda değil. Kuaförden çıkınca burayı gördüm. Dedim buraya bir girip gelmişken mutlaka çekeyim. Üst katı falan da var. Çok büyük burası ya. Meyve reyonları, onlar bunlar. Bitmez burası yani bir bölümde. Bir saat, 1,5 saat market gezdirmeyeyim size şu an. Bunu daha önce görmemiştim. Chocolate chip, green tea cookies. Ben bunu alırım. Bayağı değişikmiş. Passion fruitlu ve çilekli biradan birer tane aldım denemek için. Çok merak ediyorum. Beraber deneriz evde. Ne zamandır ketçap mayonez almak istiyorum eve de. Benim oradaki markette yok. Ne diyor? Ha, bakın burada değişik soslar var ha. Çok güzeldir bunlar vallahi. Health and Natural. Chili, sweet chili sos. Sarımsaklı. Dediğim gibi geçen videoda da çok fazla sarımsak kullanıyorlar. Evet, normal standart mayonezi yine göremedik. Bunlar salata şeyleri, sos. Şimdi bir şöyle bir şey var. Bunlar çok güzel. Bunları seviyorum. Şöyle noodle'lar var. Gittikçe kalınlaşıyor. Şunlar var. Bunu ilk defa gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyleleri var. Böyle plain noodles dedikleri. Evet, böyle reyon. Sonuna kadar noodle. Burada da hazırlar. Evet, yine enteresan kuru yemişler. Fish and almonds. Ballı kaju. Peynirli kaju. Oo.
Bak bu enteresan olabilir ha. Bunu deneyelim. Antep fıstığı var. Burada karışık bir şeyler var. Ceviz var yine balıklı. Değişik. Kabak çekirdeği var. Bizdeki gibi. Ama bu galiba wasabi. Bu tarafta da öyle krakerimsi şeyler var. Mesela yine sarımsaklı kraker. Neymiş? Daha çok tatlıya benziyor. Bunlar yerel ürünler. Buranın meşhur geleneksel pineapple cake çeşitleri var. Bu da bubble milk tea cake. Ha, bu güzelmiş lan. Bu enteresanmış ha. Değişik bir şey olabilir bu. Bubble milk tea cake. Bir alalım bakalım bunu ya. Öyle aromalı mısır patlaklarını da çok seviyorlar. Karamelliler, çikolatalılar, esmer şekerliler. Bayağı bir şey var. Gofretler. Envai çeşit gofret. Şunları çok görüyorum sağda solda. Herhalde seviliyor. Bir ara deneriz. Bir ara şunları deneyeceğim ya. Bazıları felaket diyorlar tadı için. Değişik bir yöntemle siyah olanları pişiriyorlarmış galiba. Şöyle bir şey var, böyle çürük gibi. Ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Öğrenecek. Evet arkadaşlar, burayı bir bölüme sığdıramayız. Birkaç ihtiyacım olan şeyi aldım. Birkaç enteresan ürün aldım. Şimdi çıkıyorum. Şarjım da bitiyor biliyorsunuz. Çekim yapmayacaktım normalde zaten. Şimdi çıkayım. Şarjım bitmeden bir Uber'i çağırayım. Sonra evde şu ürünlere bir bakalım. Evet. Şöyle ürünlerimizi şöyle koyalım. Bisküvi var. Bubble milk tea'li bir kurabiye var. Peynirli kaju var. Bunu merak ediyorum bayağı. Yeşil çaylı çikolatalı cookie var. Evet ve tabii ki şöyle göstereyim. Gelir gelmez buzluğa attım da kendilerini. Creamy strawberry beer. Bakalım %5. Çarkıfelek meyveli bira. İlk defa deneyeceğim bu markayı. Bakalım, merak ediyorum. Hatta çilekliden başlamayı tercih ediyorum. Durum şöyle oldu bugün aslında. Ben tıraşa gittim. Ama bugünkü tıraşı videoya çekmedim. Çünkü 2000 lira vermedim bu sefer. Normal bir tıraş oldum. Burada yani olduğum şehirde oldum bu sefer tıraş. Taipei'de değil. Güzel bir yerdi bu arada. Yaklaşık 400 liraya falan tıraş oldum Türk lirasıyla. Biliyorsunuz geçenki bölümde zaten Taipei'de özel bir yere gitmiştim. Özel bir AVM'nin içindeydi orası. Neyse, bundan da çok memnun kaldım. Çok güzel. Oraya giderken de çok yakında hem ATM arıyordum. Çok yakında büyük bir market gördüm böyle AVM gibi. Ya dedim, bir aşağı indim yani ATM için. Marketi bir gördüm, kala kaldım. Devasa. Zaten ben bugün size %20'sini gösterebildim. %30'unu yani. O yüzden mesela şey yapmayı planlıyorum. Bugün atıştırmalık almaya gidiyoruz. İşte bugün atıyorum çeşit çeşit bira deneyelim mesela. Çok fazla çeşit var. İşte ne bileyim, değişik içecekler deneyelim. Bunları böyle bölümlere ayırayım diyorum. Bugün hem dedim birkaç ürün alayım gelmişken, hem marketi kısaca bir göstereyim. Hem böyle ne kadar garip şeyler olabilir bir onları görün. Bu arada güzel kokuyor bayağı. Fresh fruit diyor. Yani ben aslında böyle çok meyvemsi aromalı bira sevmem ama çilek de bu çarkıfelek meyvesi deyince bir garip geldi bana. Oha. Nasıl güzel soğumuş. Bayağı güzel ya. Hiç bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyordum. En sonda böyle ufak bir, çok az bir çilek aroması kalıyor ağızda, damakta. Biliyorsunuz ben de Vedat Müller'ün uzaktan yeğeni olduğum için damak tat ayrıştırmasında iyiyimdir. Ne tadımlardan geçtik. Rezalet. Yeşil kuşkonmaz suyu. Denk gelirseniz almayın. Yani güzel. Kokonata benzer. Çok içince bayacak bir şeyle karıştırılsa güzel olabilir. Başka ne söyleyeyim? Bu bizim Türkiye'deki bu Friedrich mi ne biralar vardı böyle, butik. Onlar gibi yoğun. Çok biranın çeşidinden anlayan bir insan değilim. Ama net, serin serin, sıcakta. Ya bir tane şundan çakayım da serinleyeyim dersin yani.
Bayağı iyi. Çok tatlı da değil. Zaten tatlı sevmem içkide de. Yani başka size söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama yani açıklama kısmına falan baksana yani. Nasıl bir şey anlatayım ki? Yanlış hatırlamıyorsam da 40-50 lira gibi bir fiyatı vardı. Evet, bunun üstüne bayağı komik oldu da küçük diye öyle hızlı bitti yani. Yoksa böyle bir içme niyetinde değildim. Serin serin güzel oldu. Evet, şimdi bunun üstüne şu kajulardan denemek istiyorum. Peynirli. Bu da herhalde keçi peyniri yani Gouda cheese. Bunun içinden bir paket daha çıkacak. Ne dedim? Burada genelde Tayvan'a has bir şey mi bu bilmiyorum. Böyle büyük paket aldığınız şeylerin içinde içerisinden hep böyle çıkıyor ürünler. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Müthiş. Vallahi müthiş. Bu peynirle çok yakışmış ya. Çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Yani bir kajuyla bir peynir bu kadar mı yakışabilir ya? Tatlı da değil ama aşırı yoğun da değil peynir. Bayağı başarılı buldum. Paket paket yerim. Kajunun kendi natürel tadından daha güzel olmuş, öyle diyeyim. Neyse, şunu bir deneyelim. Bunda biraz daha yoğun bir aroma var. Böyle hani yanlış söylemiyorsam eğer ale birası diye geçiyor diye biliyorum. Bu çok aromalı. Bunu sevmedim. Yani bu da işte o yine aynı Frederick biralarının şeftalisi falan var ya, tam onun gibi bir şey. Yani ben bu kadar aromalı buğday birası sevmiyorum ya. Hangisinden başlayalım? Şunu çok merak ettim ya. Bubble tea'li kek nasıl oluyormuş bakalım. Tamam. Şöyle bir paket çıktı içerisinden. Bir tane daha var aynısından. Bubble tea. Bayağı iyi kokuyor. Uf, çok güzel. 4 tane çıktı içinden aynen. Çakallar. Böyle üst üste sanki böyle iki sıra konmuş gibi görünüyor. Altta ama çıkıntıya bak, çıkıntıya. Bir bisküvi daha koyacak çıkıntı yapmış çakallar. Böyle sanki alt alta 8 parça varmış gibi. Bayağı güzel bir şey de. Aroma olarak sadece. Ne diyor? Nereden anlayacağız? Ne diyor? Ama bayağı güzel bir şey. Yumuşak bir kek ama dışı biraz kıtır. Zaten pineapple kek dedikleri de böyle. Ananas marmelatı var içerisinde. Keki de aynı böyle dışında. O tamamen geleneksel. Bubble tea'lisini yapmışlar. Aroma olarak. Yani güzel, yenir, çok güzel. Şimdi şu bebe bisküvisine benzettiğimi deneyeyim. İtalyanmış bu. Yani İtalyan olduğu için klasik tereyağlı kurabiyeler vardır ya, böyle kahvenin falan yanına koydukları. Öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Baked in the mountains diyor. Ha, özel bir şeymiş bu. Ha. Dağlarda yapılmış arkadaşlar. Üretilmiş. Ne? Bir şey diyeceğim bundan. Çalmışlar ya. Direkt açtım, şu ucuna bak. Vallahi yarım paket çıktı. Büyük gösteriyorlar ürünleri. Tam olarak söylediğim şey bu. Kahvenin yanında kıtır kıtır tereyağlı bisküvi, kurabiye, ne diyorsanız artık. Güzel. Evet arkadaşlar, son ürünümüze geldik şimdi. Yeşil çayı bayılırım. Yeşil çaylı bubble tea de çok güzel oluyor. Bu da yeşil çaylı, glatalı, herkesin bildiği global bir markanın kurabiyesi. Evet arkadaşlar, bu ürün olayı, hakikaten ürün paketleme olayı benim çok canımı sıkıyor. Kurabiyeye bak. Bir de elimdeki kurabiyeye bak ya. Abi dalga mı geçiyorsunuz siz ya? İki tane damla çikolata var üzerinde. Bak bir resme bak, bir elimdekine bak. Olur yok, neyse, çok güzel kokuyor yeşil çay. Dışı kıtır, içi biraz daha yumuşak. Bu bayar abi. Bu ağır. Yani kek mi bisküvi mi belli değil. Çok ağır. İkinciyi yer misin desen yemem yani. Yapmışlar, denedik. Ama diğer özellikle kaju. Kaju olayı bitirdi. Bir de çilekli. Çilekli fena arkadaşlar. Çilekli fena. Evet arkadaşlar, bugün
Gittik sizinle beraber marketi gezdik biraz. Değişik birkaç ürün aldık, onları denedik. O yüzden bence keyifliydi, spontane bir video oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz beğenip abone oldukça ben de daha keyifli videolar yapmaya devam ediyor olacağım. Özellikle burada olduğum sürece yapabileceğim çok fazla şey var. Listem bayağı bir kabarık zaten sezonun verdiği yoğunluktan dolayı. Diğerlerine yavaş yavaş geçeceğim. Vakit buldukça geçeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.